Evet efendim, şimdi Göller ve Güller Diyarı, Tekirdağ yöresinin başkenti Burdur'un Çeltik ilçesine bağlı. Eski adıyla Aşağı Sülemiş, yeni adıyla Güvenli Köyü'ne geldik. Birazdan köyümüzde güzel çalışmalar yapacağız. Bakalım içeride bizi neler bekliyor, gelin hep birlikte görelim. Evet değerli takipçilerimiz, Yörük Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak köylerimizin tanıtımlarına devam ediyoruz. Burdur, Çeltikçi ilçesi, eski adıyla Sülemiş, Aşağı Sülemiş, yeni adıyla Güvenlik Köyü'ndeyiz. İki dönem. İki dönem muhtarlık yapmış eski muhtarlarımızdan bir abimiz var. Kendisine köy hakkında bazı sorularımız olacak. Öncesi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Kadir Yıldırım. Hangi dönemlerde yaptık muhtarım? 1989-99 döneminde. İki dönem değil mi? İki dönem. Sayın Muhtarım, köyümüzün ismi nereden geliyor? Köyümüzün ismi Aşağı Sülemiş adı. Ta eskiden Orta Asya'dan gelen beylerden geliyor. Beylerin birinin oğlunun adıymış. Orta Asya'dan gelen beylerin birinin oğlunun adıymış. Ama sonra 1962'de şeyler değişmiş, köylerin şeyleri değişiyor. Adları değişiyor. Değiştiği zaman bizim köyümüzde hiçbir olay, vukuat bir şey olmadığından güvenli olarak kalıyor. Güvenli insanlar diye değil Evet, mi? güvenli insanlar olarak kalıyor. Bir de halk arasında dolaşan bir rivayet var. Şu onu söylemiş, bunu söylemiş. Bu hikaye nedir? Bu hikaye köyümüze gelen iki tane yörük gelmiş. Biri Kartalpınar'a, birisi de bu tarafa gelmiş. Suların başlarına davarlarla oturmuşlar. Davarlarla oturmuşlar. Oturdukları davarlarda bu Kuzköy, eskiden Şıhlık varmış. Kuzköy'de Şıhlar varmış. Bunların iradesi hep o Şıhlara bağlıymış. Şıhlara demiş birisi, buraya oturan sen söyledin mi? Yukarıdakine sen söyledin mi? Söyledim. Aşağıdakini söylemiş. Sen de o şıha söyledin mi? Söyledim. Ve birisi Aşağı Sülemiş olaraktan kalmış. O günkü zamanda birisi de Yukarı Sülemiş olarak kalmış. Yukarı Sülemiş'in de şimdiki adı Kartalpınar. Köyümüzün gelir kaynağı nedir? Köyümüzün gelir kaynağı şu anda küçük baş mal. Bir de büyük maaş da çok az. Arazinin konumundan dolayı mı? Evet, arazinin durumu. Köyümüzde 29.300 metrekare yüz ölçümü var. Yüz ölçümü var. Bunun aşağı yukarı kır, yamaç, bin dönümü tarla, gerisi orman. Gördüğüm kadar burası rakım olarak baya yüksek bir yer. Hangi bitkilere elverişli, hangilerine elverişsiz? Buradaki bitkiler kuru mahsul, arpa, buğday. Onlar. Bir de şunu soracağım. Geriye dönüp baktığınız zaman, şimdiki zamana göre, örf adetlerimizde, kültürlerimizde ne gibi şeyler kaybettik? Geriye döndüğümüz zaman kaybettiğimiz şeyler küçükler büyüklere saygısızlık hale geldi. Yani şimdi eskiden anasının babasının istediği kızlar alınıyormuş. Şimdi oğlanın veyahut da kızın istediği oluyor. 3 aya varmadan boşama davası oluyor. Anladım. Peki o eski zamanlarda düğünleriniz nasıldı? Şimdi farkı ne? Eski zamanlarda düğünler çok neşeli geçiyordu. Ama şimdiki düğünler hatır için. Mesela adam düğün ediyor, çalgıya malgıya bakmaya gerek yok. Geliyor, selamun aleyküm, aleyküm selam, mübarek olsun, dönüp gidiyor. Eskiden öyle değilmiş. Ta mesela buradan Daşkapı köyünden, Yukarı Sülemiş'ten, başka yerlerden gelirler. Sabaha kadar oyun düzenlerlermiş. Sabaha kadar, odalarda. Buradan sevenlerinize iletmek istediğiniz bir şey var mı hocam? Nasıl? Sevenlerinize iletmek istediğiniz bir şey var mı? Yani Selam söyleyeyim. Cenab-ı Allah evlatlarımıza akıl fikir versin. Ondan sonra büyükler saygıya devam etsin. Küçükler sevgiye devam etsin. Köyümüzün yaşlı çınarlarından bir amcam var. Önce seni tanıyalım. Buyur. İsminiz nedir? Ali Osman Sezer. Köyde neler yapıyorsun?
Karek dikiyorsun, ilesmenlik yapıyorsun. Çobancılık yaptım şimdi yıllar. Koyun gittim. Kaç koyunun vardı? 150-200 vardı. 150-200 vardı. He. Peki koyunları gütmesi zor değil miydi ya? Zor değildi. Dağlarda, geniş dağlar sür veriyordum. Kendi duruyordu onlarda. Peki dağı sürdün de, diyelim bir koyun çok uzağa gitti. Nasıl çağırıyordun onu? Kendi dönüp geliyordu dağı dolaşıp da. Sen çağırmıyor muydun? Çağırdı, kendim döndürüp geliyordu. Ne diyordun koyuna? Bir nasıl bu çağırıyor? Bir çağırsam, artık diyelim koyun karşıda. Bir bağır bakalım, bir ne diyecek koyuna? Bağır mı? Hani ses, biz mesela diyoruz ki, hıçça hıçça diyoruz. Siz ne dersiniz? Bir hıçça derdim. Koyun düz veriyor, hep geldi de. Bir et bakalım, nasıl diyordun? Derdim. Peki çocukluğunda oynadığın çocuk oyunlarını hatırlıyor musun? Oynadın mı? Ha, çocukken hangi oyunları oynardın? Çaldaş oynardım. Çaldaş. O nedir? Nasıl oynanır o? Beş taş vardı. Beş taş. Hı. Beş taşı yukarı taraftan oynardık. Başka oyun oynamaz mıydınız? Başka oyun. Oyun çok canım giderdik onlara. Peki çobanlık yaparken türkü söyler miydin? Söylerdim. Bir tane söylesen abi. Bildiğin birini söyle bakalım. Urfa'nın dağları gülüllendiken, ayrılıktır benim belimi büken, sineme sineme sarardım derken, zalı feleklerden ayırdı beni. Peki teyzemle ne zaman tanıştın? He? Teyzemle ne zaman tanıştın? Teyzeyle ha. He. Bu teyzeyle ötekiyle mi? İlkiyle? İlkiyle 15 yaşında. Vefat mı etti? 15 yaşında tanıştık. 15 yaşında? Evlendik. Evlendiniz. Vefat mı etti, ayrıldınız mı? Ayrıldık. Bu teyzemle nasıl tanıştınız? Bu teyzeyle başka yerden buldum geldim. Ha, öyle dedi. Peki şu anda eski zamanlara baktığın zaman kültürlerimizde ne gibi değişiklikler var? Türkülerde mi? Türkülerde, kültürlerde. Eskisi gibi kültürümüze sahip çıkabildik mi? Geleneklerimiz böyle. Mesela eskiden düğünlerde ne yapardınız? Nereden yapardık? Düğünlerde ne yapardınız? Ha, düğünlerde türkü çalarlardı, saz çalarlardı, çıkarlar oynadılardı orta yerde. Maşala yakarlardı. Maşala hatırlıyor musun? Bir maşala mı yakarlardı akşam? Köy içinde mesela. Orada bir maşala yakardı. Ateş maşalama toplardı. Herkes millet orada oynardı. Buradan seni sevenlerine söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. Selam da mı göndermeyeceğiz? Çoluğuna, çocuğuna, evladına, şimdi seni herkes izleyecek. Selam göndermemiz canım. Bir selam gönder bakayım. Herkese. Kime göndereceğim? Herkese görürüz. Say bakayım isimlerini. Bir. Selam göndeririz. Yanımda bir de köyümüzün sakinlerinden, aynı zamanda sanat camiasının parlayan güneşlerinden bir amcam var. Kazım Yılmaz. Aynı zamanda bu köyümüzün medar iftarlarından değil mi? Biz tanıyalım. Buradan Güvenlik Köyü'nden sağlıktan emekli ve müzikle uğraşan Kazım Yılmaz. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Bu işi geç başladım ama önceden tabii ki bir şey vardı. Efendime söyleyeyim. Yapıyordum da bu kadar gidemiyordum görev nedeniyle. Sonra emekli olduktan sonra canlandırdım, daha çok canlandırdım. Dışlara açılmaya başladık, çevre edindik. Ve bu şekilde bugüne kadar geldik. Neler çalabiliyoruz? Bana türkü çağırtırdın, siz de çağırın türkü canım. Ben zurna çalıyorum.